Özcü Ankara bürosunda muhabir olarak çalışan, mesai arkadaşımız Ali Ekber Ertürk'ü yakalandığı amansız hastalık sonucu kaybettik. Ertürk için bugün Sözcü gazetesi önünde ve Tuzluçayır Cemevi'nde tören düzenlenecek. Ertürk, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek. Sözcü Ankara bürosunda muhabir olarak çalışan, mesai arkadaşımız Ali Ekber Ertürk'ü, yakalandığı amansız hastalık sonucu kaybettik. Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek olan Ertürk için bugün saat 11.00'de Sözcü gazetesi önünde ve 13.30'da da Tuzluçayır Cemevi'nde tören düzenlenecek. Ankara gazeteciliğinin tecrübeli isimlerinden ve 7 yıldır Sözcü'de görev yapan Ali Ekber Ertürk, günaydın, sabah, akşam, Star gazetelerinde çalıştı. Siyaset muhabirliğinde uzman olan Ertürk, milli görüş çizgisindeki partilerden Refah, Fazilet, Saadet ve AKP'yi de yakından takip etti. Başarılı birçok habere imza atan Ertürk, yazdığı haberlerle onlarca ödüle layık görüldü. En son 25 Ekim 2021'de, rektörün torpili, haberi nedeniyle Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yılın başarılı gazetecisi ödülünü kazandı. Ertürk'ün, Güneş'in Evlatları ve Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları adlı iki kitabı da bulunuyor. Hanife Ertürk ile evli olan Ali Ekber Ertürk'ün Aren ve Hezal adlı iki çocuğu da vardı. Vefat haberini öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hanife Ertürk'ü arayarak başsağlığı diledi. Ali Ekber Ertürk'ün vefatı sonrası paylaşılan başsağlığı mesajlarından bazıları şu şekilde: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ankara'nın deneyimli muhabiri, derneğimizin yılın başarılı gazeteciler ödüllerine iki kez layık görülen gazeteci Ali Ekber Ertürk, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Kendisini, mesleğimize ve örgütlü mücadeleye verdiği katkılarla anımsayacağız, ışıklar içinde olsun.